Nasta yazıyor yazdım ne ben. Ne yazıyor Nasta? Nasta ne yazıyordu Yusuf? Gerçekten mi? Aynen sabah bu. Sınır dışı eder misiniz bunu? Kararnameye sen de girebilirsin. Türk milliyetçisi adama yeşil çay koydular diye espri yapıyordu biri. Bu ülkede dayı aramak zorunda. Taşkın mı? Ne oluyorsun? O an geldi mi yoksa? Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda çok siyasi bir videoyla daha beraberim. Bugünkü konuğum Sinan Oğan. Hocam çok oldu. Özür dilerim, ben heyecanlandım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Nasıl benim için de değişik bir giriş oldu. Nasıl hitap edelim? Sinan Hoca, Sinan Abi, Sinan Bey, İstediğin, Sinan Başkan. İstediğini söyleyebiliriz. Ekonomistsiniz diye biliyorum. Diplomalı. Diplomalı, aynen okumuş diplomalı. Ekonomist. Ben o yüzden Sinan Hocam demek istiyorum, olur mu? İstediğini diyebilirsin. Ben hep şöyle düşünüyordum. Ekonomiden anlayan insan direkt zengin olur. Benim gönlüm zengin. Gönül ayrı. O zaten zengin olur mu? Olur ama direkt fiziksel de zengin biz olur. Biz memleketi şey zenginleştirmeye çalışıyoruz. Şahsımızı değil. Çok güzel konuşuyorsunuz. Estağfurullah. Peki harbiden ekonomiden anlayınca bu işler yarıyor mu? İnsanın kendi ekonomik hayatı. Yani şöyle bu ekonomiden anlamak yetmiyor. O alana odaklanman lazım. Yani herhangi bir yatırım aracına odaklanman lazım ki ve takip etmen lazım ki o yatırım aracının para kazanasın. Ben meslek olarak seçmedim onu. Yani ben ekonomiyi global anlamda bakıyorum. Yani bu ülkenin ödemeler dengesi açısından, bu ülkenin bütçesi açısından, dış ticareti açısından, bu ülkenin faiz sebep enflasyon sonuç gibi uyduruk bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tezi açısından bakıyorum. İşsizlikle nasıl mücadele edebiliriz açısından bakıyorum. Dolayısıyla bunu işte ne bileyim ekonomi deyince akla hemen işte borsa geliyor, kripto para geliyor, şu geliyor, bu geliyor. O açıdan bakmıyorum ben tabii. Valla ben bir tane oyun var. O oyunda bile enflasyonu düşürmek için faizi yükseltiyorum. Yani faiz yükselince oyunda bile düşüyor enflasyon. Nedense bizde öyle değilmiş gibi konuşuluyor. Bizde yok faizi. Yani bütün dünyanın tersi. Herkes gider Mersin'e, bizimkiler gider tersine. Aynen öyle. Yani Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın uydurduğu bir şey bu. Şaka değil ha. Bildiğini uydurmuş evet. Bu yani. Ama NAS'ta yazıyor. Şimdi kimse onu söyleyeceğim. Bunu unutma. Not al lütfen. Şimdi kimse Ahmet kalem vereyim. Şimdi sorun ne biliyor musun? Adam bir şey uydurdu. Yanındaki bir Allah'ın kulu korkusundan gidip diyemiyor ki Sayın Cumhurbaşkanım bu uydurdunuz ama bu yanlış. Yani bir tanesi cesaret hapı içse, gitse Cumhurbaşkanı'nı uyarsa, Cumhurbaşkanı'nın çok sert reaksiyonları var çalışanlarına, onu göze alsa, uyarsa Türkiye için büyük bir iyilik yapacak. Kendisini feda etsin. Ama Ali Babacan şey diyor, biz eskiden uyarıyorduk, kızıyordu diyor. Şimdi kimse uyaramıyor. Kimse! Yani Sayın Cumhurbaşkanı bugün kalksa dese ki, arkadaşlar mesai saatlerini geceye aldım, gündüz yatacaksınız, gece çalışacaksınız. Ooo ona ne metiyeler düzerler. Biz bunu nasıl düşünemedik? Aslında tam da olması gereken bu der ona, hatta Diyanet'ten de bir fetva çıkarırlar. Ama yani çevresinde zaten bu karşıt görüşlü danışmanları elediği için mi böyle oldu acaba? Sadece danışman değil, karşıt görüşe tahammülü yok adamın. Siyaseti ben bilgiyle donatmaya çalışıyorum. Siyaseti devlet adamı nosyonuyla yapmaya çalışıyorum. Ve söylediği sözün arkasında duran. Bakın Sinan Oğan hiçbir partiye gitmedi. Bunu soracaktım evet. Sen sormadan ben söyleyeyim. Aldım sazı elime. Sinan Oğan şu an Türkiye'deki tam da istenen cumhurbaşkanı. Niye biliyor musunuz? Ya partili cumhurbaşkanından olmuyor ya. Adamı eleştiriyorsun diyor ki bir dakika dur ben cumhurbaşkanıyım. Sonra da bir de parti başkanı aynı zamanda Sayın Erdoğan. Seni eleştiriyor. Niye beni eleştiriyorsun diyorsun. Sen cumhurbaşkanısın. Yo diyor ben parti başkanıyım. Ya arkadaş ben seni eleştirirken hemen cumhurbaşkanı şapkanı takıyorsun. Zırha giriyorsun. Sen beni eleştirirken parti başkanı oluyorsun. Onun için Sinan Oğan partisiz Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıdır. Şimdi gelelim biraz önce dediğine. Nasta yazmaya mı? Ne demiştin? Nas notu almışız. Notu tam almamışız. Nasta yazıyor yazdım ne ben. Ne yazıyor Nasta? Nasta ne yazıyordu Yusuf? Nasta yazıyor ya mı? Hepimiz biliyorduk daha demin. Ne yazıyordu Fikri Nas'ta? Bende yok. Faiz maiz örneğine var bir şey ya yazmış. Dur niye kopya veriyorsun? Nasta yazmış. Hepimiz mi bizi sıkıştıracaksınız? Biraz da bilsiniz. Çok sıkıştım şu an. Nasta şey yazıyordu ya. Faiz haramdır yazıyor evet. Değil evet. Mi? Yanlış da söylemeyeyim de günah da gibi vermişim. Ramazan'da diyorsun özellikle. Şöyle, evet faiz haramdır.
Ama Türkiye bugün yurt dışından dolarla borçlanıyor. Ve dünyada en yüksek dolara faiz veren ülke. %10'la dolar bazında biz borçlanıyoruz. Başka ülkeler mesela yüzde kaçla alıyor, biz onunla alıyoruz? Söyleyeceğim. %2'lerdeydi. Şu an %4'lere 5'lere çıktı. Bu bizim risk primimiz üzerinden mi? CDS risk primi falan CDS. Çok izliyorum bir süredir, çok izliyorum. Enflasyon, stagflasyon falan. Birkaç tane ortaya karışık bir kelime attın mı tamam ekonomistsin. Ben de ekonomistim diyebilirsin. Nasıl diploma soran yok bu ülkede. Ama varmış galiba bir diploma. Bilmiyorum, görmedim. Bir şey göstermişler. Ben Marmara Üniversitesi mezunuyum. Benim diplomam var. Sınıf arkadaşlarım var. Üniversiteden fotoğraflarım var. Aynı ben... üniversiteden bu arada. Evet aynı üniversiteden. Ama şunu söyleyeyim şaka bir yana. Faiz olarak biz tefeci faizi ödüyoruz. Yani Allah korusun. İşin bozulsa banka sana kredi vermiyor. Herhangi bir komşundan birinden borç alamıyorsun. Nereye gidiyorsun? Tefeciye gidiyorsun. Tefeci faizi denen bir kavram var. O tefeci faizi normal faiz 5 ise 10'dur o. Bizim de yurt dışından aldığımız dolarla kredilerin, borçların faizi tefeci faizidir. Peki %10 dolarla biz borç alıyoruz. Merkez Bankası olarak bankalara yüzde kaçla borç veriyoruz? TL üzerinden %8,5'la. 1,5 zarar mı var orada? Ya biri dolar, biri TL. Ne 1,5'u? Doğru. 10 kat. Doğru. Evet. Dolayısıyla ne oluyor bu? Yani bankalar senin benim paramla zenginleşiyorlar. O sebeple de faiz lobileri AK Parti iktidarı döneminde son 2 senede müthiş zenginleştiler. Faiz lobisi diyorlardı ya. Meğersem bunlar kendi faiz lobisiymiş. Şu an bankalar hiç tarihlerinde olmadığı kadar karlılık yaşıyorlar. Çok büyük kaynak transferleri var başka yandaş yerlere. Mesela diyorlar ki şu an krediler var. Evet kredi var. Kime var? Yandaşa var. Çünkü krediler ucuz. Kredi faizleri ucuz. Peki sen vatandaş olarak gitsen kredi almaya çalışsan kredi yok. Yoksa hiç yok. Yok yani. Kime var? Yandaşsan sana var. O yüzden liyakati ben Cumhurbaşkanı adayı olarak ifade ediyorum burada. Biz yandaş, candaş, gandaş diye bakmayacağız. Liyakate bakacağız. İş adamı krediyi hak ediyorsa alacak, hak etmiyorsa almayacak. Ve bu şekilde uyduruk şeyler çıkarmayacağız. Neymiş efendim? Faiz sebep, enflasyon sonuçmuş. NAS üzerinden değerlendirdiğimizde evet faiz haram. Ona kalsa o zaman Almanya bizden daha Müslüman. Çünkü Almanya'nın faiz oranları bizden daha düşük. Yani bunu eğer faiz üzerinden değerlendirecekseniz Almanlar daha Müslüman. Öyle çıkıyor. Japonlar bizden daha Müslüman. Japonya eksiydi galiba değil mi? Direkt cennetlik onlar evet. Evet doğru. Yani. Eksi faiz ne oluyor? Paraya geliyor mu? Çok da ekonomi konuştuk. Daha girişi yapma. O kadar daha şey. Bence çıkalım buradan. O kadar şey bir giriş oldu ki. Evet. Ekonomistim deyince ben oradan hızlı parayı nasıl buluruz sorusundan yani şey yapacağım. Bunun diplomalı ekonomisti soruyu diyorsun. Ekonomi konusu benim canımı çok sıkıyor. Siyasete dönelim. Çok hızlı bir giriş yaptığımız için Sinan Oğan kimdir sormayacağım. Neden? Yani senin kitlen örneğin, sen diyorum kusura bakmayın. Evet estağfurullah abi. Hocam. Yani genelde siz diye hitap etmeyi seviyorum. Ya o kadar samimi bir sohbet ortamı var ki. Hiç de yaş olmaz da. Aramızda çok yaş var. Hiç önemli değil. Ya o kadar da demeyeydin ya. Kaç yaş var? Gerçekten kaç yaşındasınız? Sen kaç yaşındasın? Kaçımdır? 27. 24. 25. 25. 25. O kadar yaşlanmışım sanki yaşını hatırlamıyor. 25. 97 Ekim galiba 25. Yani senin iki katının 4 fazlası. 54 yaşında mısınız? Hiç o kadar göstermiyorsunuz ama. 48. Öyle mi? 48. Abi, teşekkür ederim. Sabah saka göstereyim ya. Tıraş oldum diye ne oldum? Öyle mi? Bir de o tipe bakın. Gerçekten mi? Aynen sabah bu. Hiç bence bir daha bu şeklinize dönmeyin. Sınır dışı eder misiniz bunu? Kararnameye sen de girebilirsin. Evet Sinan Oğan kim? Sinan Oğan Iğdır'ın Melekli beldesinde, köyünde dünyaya gelmiş çiftçi bir ailenin çocuğu, çocukluğu tarlada çalışarak geçmiş, hayvan otlatmış, kaz çobanlığı yapmış. Kaz çok bizim orada ördek kaz. Ördek olan. Yok kaz. Ya ördek onun daha küçük. Kuş olan. Kuş olan kaz. Yok o göçmen kazlardan değil. Onların çobanlığı. Normal evcil kazlardan. Şöyle o yani bizim Kars, Iğdır orada kaz meşhurdur. Onlar da böyle sürü halinde götürüp yeşili çok sever kazlar. Çocukken onu yaptım. Sonra hayvan yani çobanlık yaptım. Hayvan otlattım.
yaptım. İşte bizim bostanımız vardı. En sevdiğim şeylerden birisi yazın bostan gözlemek deriz biz ona. Çardakta yatmaktı. Böyle hep şeyin doğanın, hayvanların içinde çocukluğu geçmiş. Hep ama çalışarak geçmiş. Sonra işte inşaat işinde çalışmış ama şey müteahhitler gibi müteahhit olarak değil. Yani amele olarak. Evet. Annesi mısır haşlamış. Yazlık sinemaların önünde gidip mısır satmış. Haşlığını çıkarmış. Sonra işte babamın bir rahmetlinin dükkanı vardı. Orada çalışmış. Ona yardım etmiş. Boks merakı nüksetmiş ve Iğdır'ın ilk boksörlerinden birisi olmuş. Çocukluğu, ilk orta ve liseyi Iğdır'da okumuş. Sonra ilk defa üniversite sınavına giderken Iğdır dışına çıkıp büyük şehir görmüş. Hayatında özel okul görmemiş. Hayatında ne bileyim böyle hiçbir özel bir şey görmemiş. Erzurum'u da sınava giderken büyük şehir olarak görmüş. Üniversiteyi o dershane falan olmayan ortamda kazanmış. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiş. Marmara Hukuk ve Bankacılık'ta yüksek lisans yapmış. Yurt dışında doktoralar yapmış. TİKA temsilciliği yapmış. Yurt dışında öğrenci üniversitede hocalık yapmış. İki tane öğrencisi şu an Azerbaycan'da bakan olan okuttuğum. Onu yorum atmış birisi gördüm. Ondan sonra yurt dışında epey kalmış. Rusya'da, Rusya'nın çok meşhur bir üniversitesi var, MIGIMO. Orada doktora yapmış. Türkiye'de strateji merkezi başkanlığı kurmuş, başkanlığını yapmış. MHP milletvekilliği yapmış. MHP genel başkanlığına aday olmuş. Onlarca bilimsel çalışma yapmış. 500'den fazla makale. 5 civarında kitap ama ben 3 tanesi resmi numarayla basıldığı için onları ifade ediyorum. Kitabı çıkmış ve ömrünü Türk milliyetçiliği ve davasına adamış. Elçi Bey'in rahmetle anıyorum yanında yetişmiş Türk milliyetçisi ve bugün de Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin ki en büyük Türk milliyetçisi bana göre Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıkmış. Sonra da Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bugün artık adaylığını resmileştirmiş bir vatan evladı olarak karşınızdayım. Hocam öncelikle bu bütün bunları yapmanızı bir kenara koydum. Bunları bu kadar tek nefeste sayabilmeniz çok da büyük bir başarı estağfurullah, gerçekten. Estağfurullah. Yani, yani sayabilirsiniz bu kadar şey yaptıysanız buna da şeyiniz yeter, nefesiniz yeter. Estağfurullah, olsun. Sağ olun. Ben sayamıyorum çünkü geçmiş başarım da mı yok aslında? O yüzden vardır da. Bilmiyorum. Aklına gelmiyordur. Satranç ikinciliğim oldu. Öyle mi? Aynen. Ama ben de çok severim satrancı. 5. sınıfta. İkinci olunca küstüm satrancı. Yapma ya. Çok hızlı. Ama o seni azim daha da hırslandırmalı. Yok şaka yaptım. Küsmedim ama gitgide gelişince ben yoruldum. Bıraktım. Her Cumhurbaşkanı adayının aslında şöyle bir şey yapabiliriz ha. Yani Cumhurbaşkanı adaylarını burada satranç maçına davet etmek isterim. Nasıl olur? Çok güzel, çok güzel olur ya. Değil mi? Çok eğlenceli olur ya. Hiç de sormadık şu ana kadar kim biliyor kim bilmiyor. Siz biliyorsunuz. Fena değilim. Bir gün oynayalım o zaman ya. Tamam. Şu tempo biraz yavaşlayınca uçağa yetişeceksin. Canlı yayında bugün. Mı? Yoksa? Videoda da olur. Video oynamışken çekelim videoyu. Tamam. Kayda alalım. Açayım ben. Açayım hocam. Oynadık tamam. Onu gördükten sonra. Kesin oynayalım lütfen. Kesin oynayalım. Hem de kolları çirmeyip oynayalım. Aynen. Çay soğudu. Evet yani biraz önce Türk milliyetçisi adama yeşil çay koydular diye espri yapıyordu biri. Ama ben bozuk. Yok ben yeşil çayı da severim. Yeşil çayım yağ da yaktırıyor. Evet. Akşamlar aslında yeşil çay içmek lazım. Tadı kötü ama bayağı ben yeşil çay mecbur yapıyorum. Türk milliyetçilerinin mazotu, ülkücü milliyetçi camianın mazotu çaydır biliyorsunuz ama çayın çoğu da zarardır. Yani onda bir şeyinde kararında içmek lazım. Şimdi ben size şeyi sormak istiyorum. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'la sizin tam olarak bağlantınız nedir? Şimdi Ümit Özdağ nasıl sizi yani duyurdu. Mesela benim arkadaşlarımdan 9-10 kişi falan sizi daha önce hiç duymamış. Gerçekten mi? Ve Zafer Partisi'nin adayı olarak düşünüyorlar. Şimdi bana karşı bir defa yoğun bir medya ambargosu var. İnanılmaz. Yani Türkiye'de hem Halk TV'den hem A Haber'den CNN Türk'ten aynı anda ambargo yiyen tek siyaset. Çünkü ya kandaş ya candaşsın Türkiye'de biliyorsun. Kanallar kandaş kanallar, candaş kanallar olarak ikiye ayrılıyor. CHP'ye yakın kanallar kandaş kanallar, ötekiler candaş kanallar, yandaş kanallar olarak. Bana ikisi de ambargoyu gidiyor. Çünkü ben bildiğimi dost doğru söyleyen bir adamım. Siyasette hiç kıvırmayı mıvırmayı sevmem. Siyasette benim düz bir çizgim vardır. Böyle bugün bu partide, yarın o partide hiç onlar bana göre değil. Daha böyle daha harbi bir siyaset yapmak isteyen, siyaseti devlet adamı gibi yapmak isteyen bir adam. Onun için de birçok televizyon kanalı bize ambargo uyguladı. Ümit Bey'le bizim dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Ümit Bey Asam Başkanı'ydı.
ASAM diye bir strateji merkezi başkanıydı. Orada beraber çalışıyorduk Ümit Bey'le. Ümit Bey oranın başkanıydı, ben de bölüm başkanıydım. Sonra ben eşimle mesela ASAM'da tanıştım, evlendim. Ya Ümit Bey aslında bizim evlenmemizin de müsebbibidir. Sonra gel zaman git zaman işte Ümit Bey farklı bir kulvarda siyasette devam etti. Ben farklı bir kulvarda MHP genel başkan adayıydık vesaire. Ondan sonra onlar İYİ Parti'ye gitti. Ben ayrılmadım, burada devam etti. Sonra Türk Milliyetçileri hayır diyor diye bu referanduma karşı çıktık beraber. Türkiye'yi gezdik. Evet hayır da biz hayırcıydık. Aslında hayır çıkmıştı ama orada bir dümen çevirdiler kanaatimce. Bir 6-7 ay önce Ümit Bey'le biz bir araya geldik. Dedik ya Türkiye bir cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Ben de yaklaşık 3 yıl önce cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şöyle bir açıklama yapmıştım. Demiştim ki ya niye? Yani Türkiye'de şöyle bir manzara var. Türk siyasetini 100 üzerinden değerlendirirsek %30'luk kitleyi sol ve sosyal demokratlar oluşturuyor. %30'unu siyasal İslamcılar oluşturuyor ve muhafazakarlar. %10'unu HDP oluşturuyor. Geri kalan %30'unu da milliyetçiler ve Atatürkçüler oluşturuyor. Solun adayı var Kılıçdaroğlu. Muhafazakarların, İslamcıların adayı var Erdoğan. Türk Milliyetçilerinin niye adayı yok? Eğer bir aday olursa ben destekleyeceğim. Yoksa da adayım. Bunun çalışmalarını yaptım ve en büyük çalışmayı da biz parayla, pulla, böyle devlet imkanlarıyla, belediye imkanlarıyla değil, sinanogan.com sitesine girdiğinizde göreceksiniz ve tavsiye ederim. Orada Türkiye'de biz ilk defa gönüllü sistemini geliştirdik. İnsanlar oraya giriyor, ben gönüllü olmak istiyorum diyor. Ne için gönüllü olmak istiyorsun? Büyük Türkiye ve Kutlu Turan kurmak için. Gönüllü olmak istiyorum diyor. Biz o insanları arıyoruz, o insanlarla görüşüyoruz ve Türkiye'yi yönetecek kadroları onların içinden çıkarıyoruz. Ümit Bey'e gelmeden önce burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın Türk siyaseti yaşlandı. Nasıl Demirel'ler, Ecevit'ler, Özal'lar var idiyse şimdi onlar gittiği yerine İşte bugünkü takım geldi. Erbakan, Akşener, Bahçeli vesaire. 5 sene içerisinde bunlar da gidecek. Kılıçdaroğlu vesaire. Bizim nesil Türkiye'yi yönetecek. Onun için gönüllü olmak isteyen özellikle de genç kardeşlerimize gelin elinizi taşın altına koyun. Bu ülkeyi beraber yönetelim. Bu ülkeyi biz bugün beraber yönetmezsek, dedeler sizi yönetirse ancak bayramdan bayrama gider o dedelerin elini öpersiniz. Başka da size, sizin nesle hiçbir şey vermez. O yüzden daha genç, daha dinamik, daha dünyayı bilen, daha donanımlı bir cumhurbaşkanı adayıyla gelin beraber çalışalım. Bunu demek istiyorum. Sonra biz 6 ay önce Ümit Bey'le bir araya geldik. Dedik ya memleket başka bir yöne gidiyor. Bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir mutlaka işbirliği yapmalıyız. Prensip olarak dedik evet karşılıklı olarak işte Zafer Partisi ve Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya gelebilir, bir ittifak oluşturabilir ama gelişmeleri takip edelim duruma göre dedik. Aradan işte epey bir zaman geçti, bir takım isimler geldi, gitti, konuşuldu vesaire. En sonunda biz o gün konuştuğumuz noktaya geri döndük ve ittifakımızı oluşturduk. İttifak bir tek Zafer Partisi ile değil, Adalet Partisi ile de var, Türkiye İttifak Partisi ile de var, Ülkem Partisi ile de var, 5-6 tane daha Türkiye İttifak Partisi içerisindeki diğer siyasi partilerle de var. Ve o ittifakın bir adayı olarak da bugün burada sizin yayın konuğunuzum. Buradan anlayacağımız şey şu mu? Siz bağımsız bir adaysınız aslında. Hayır. Ata İttifakı'nın adayım. Yani bağımsız adaydım. Bağımsız adaydınız. Ata İttifakı ile anlaştınız. Ata İttifakı'nın ortak adayı olmuş oldunuz. Evet. Aynen öyle. Evet. Tamam. Valla oy bölme konusunu hiç sormayacağım. Yüzde kaç oy alacağı da sormuşlar. Her seferinde. Bütün programlarda. Sen sordun mu? Sordum. Güzel. Şöyle bir şey sorayım. Şimdi ikinci tura kalınması sizce riskli mi? Tam İkinci tersine. Tura risksiz Hayır. mi diyorsunuz? Ya ikinci risksiz. Tura kalındığı zaman bir sonraki seçim tarihine kadar Erdoğan bir şeyler yapar ve bir şekilde alır ya değil mi? Yapmak isteyen zaten yapar. Burada daha avantajlı bir durum ortaya çıkar. Çünkü parlamento çoğunluğu kesinlikle bu tabloda muhalefete geçiyor. İkinci turda muhalefet çıkıp diyecek ki ey Türk milleti bunlar yıllarca dedi ki yarısı orada yarısı orada olmasın. Hep bütün yetkiyi tek bir tarafa verin ve kriz çıkmasın. Parlamento çoğunluğunu bize verdiniz. Başkanlığı da bize verin. Memleket rahat etsin. Bunu dediğinde ne onlar bir şey diyebilir ne vatandaş bir şey diyebilir. Ben şeyden korkuyorum ama ikinci turda çok korkuyorum. Ben çok ben Hüdapar ve yeniden Refah Partisi'ni gördüğümden beri aşırı korkuyorum. Ya. Gerçekten çok korkunç bir senaryo var sanki ileride ya. Ama Türk milliyetçileri de var. Rahat ol. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler Türkiye'de artık bir blok olarak bu ülkenin taşıyıcı kolonu ve sigortası haline geldi. 100 bin imzada bunu gördük ve artık HDP, Hüdapar ne bileyim o tür şeyler, yapılar hiçbir kutbu tehdit ve şantaj yapamayacaklar. Çünkü biz varız. Hiç anlamadım ben o ittifakı. O asıl AKP'ye oy kaybettirecek bir ittifak değil mi ya? AKP'nin evet. içinde bile bu olur mu artık diye çıkacak insanlar yok mu? Bu ittifakı var. Neden yaptılar acaba ya? Değişik versiyonlar var. Çünkü aynı şeyin lacivert
dertleri biliyorsun onlar. Biri Kızıl Kürdistan'ı savunuyor HDP, öteki de Yeşil Kürdistan'ı savunuyor. Ama ikisi de tırnak içinde Kürdistan'ı savunuyor. Türk bayrağındaki Türk kelimesinden rahatsız. Türkiye Federasyonu olsun diyor. Türkiye geçmiş döneme dair tazminat ödesin diyor. Abuk subuk. Yani peki şey nasıl olacak ya? Ben anlamıyorum. Yani bir Türk milliyetçisi, Cumhur İttifakı'nda bir Türk milliyetçisi, Türk bayrağından rahatsız olan biriyle yan yana nasıl duracak sence? Durmayacak. Bana gelecek. Çok korktuğum konulardan bir tanesi. Hı. O kadar korktuğum bir konu ki ben bir lokma atacağım artık. Kusura bakmayın, bu sefer beyti yok. Şey yapamadık. Valla herkese beyti bize kurup astı. Duş içi köpten. Aynen, böyle bir tasarım var. İnanılmaz bir evet. Tasarım. Ama herhalde bunu balıkla karıştırmamıştır. Yok, balık yoktur onda. Etli mi bu? Etsizmiş hocam. Etsiz. Güzel mi? Ama çok güzel. Şöyle de bu. Öyle mi? Hadi tamam. Tatlı da mı? Yeşil çay ve bir Türk milliyetçisinin önüne. Yeşil çayla kuru pasta. Kandesini de çok güzel ama. Lan çok güzel. Vallahi tuzlu. Bilmiyorum. Bütün şeyi yerle bir ettin. Şimdi evet. Bir sürü vatandaşlık verildi. Gerçekten çok fazla vatandaşlık verildi. Hala da veriliyor. Geçen bir tane fotoğraf ya gördüm. Onun kuru pastayla ne işi var? Ben rahatsız olunca yerim. Zaten belli oluyordur. Bunaldığım zaman yiyorum ben. Anladım. Bir yerden seçmen pusulası mı koymuşlar? Ne koymuşlar? Gördüm. Alayı Suriyeli. Bir tane Iraklı karışmış araya, nasıl olmuşsa. Bu nasıl, bu vatandaşlıklar geri alınacak? Şöyle, dünyada geçerli olan bir hukuk kaidesi var, kuralı var. O da şudur. Siz eğer bir devletin vatandaşı olurken yalan beyanda bulunmuşsanız otomatik olarak vatandaşlık iptaline ve sınır dışına sebep. Bunların doğru beyanı yok. Hmm. Türkiye'de vatandaş olanların tamamına yakını yalan beyanda bulun. Mesela 250 bin dolardı eskiden. 250 bin doları alıyor. 3 sene sonra onu başkasına veriyor. O onu. Yani bir bakıyorsun bütün sülale bir ev üzerinden hepsi şey olmuş. Şu an 250 mi? Şimdi 400. Askerlik yapmayan, mesela askerlik yapmamış. Direkt vatandaşlık iptal sebebi. Öyle mi? Tabii. Biz eğer bir Amerikalı hukuk içerisinde gelip burada ev alıp kalabiliyorsa, aynı bakış açısını bir Araba yapmıyorsak o ırkçılığa girer. Asla bunu tasvip etmeyiz. Dolayısıyla bizim baktığımız şey burada kanundur. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Çok özür dilerim, yapamıyorum. Geleyim mi? Yaptım. Ya bence vatandaşlığın şey olması lazım. Yani Amerikalı da, Iraklı da, İngiliz de bir sınav olması lazım. Tabii. Bir sınav, yok diye biliyorum şu an. Hayır, sadece hiçbir sınav yok. Yok değil mi? Dil bilgisi lazım, sınav lazım, en az 5 sene lazım, vergi vermesi lazım. Bu ülkenin işte andımızsa, bu arada andımızı da getireceğiz. Andımızı okuması lazım. Amerika'da Amerika'ya bağlılık yemin ediyorlar. Hı. Onun sınavları çok şey, bir de 50 tane yıldızı tek tek bizde hiçbir şey. Bizde çağırıyorlar, gel vatandaşlığını al diye devlet arayıp adamları zorla çağırıyor. Ortalama 42 gün sonra Sinan Oğan'ın bir numaralı Cumhurbaşkanı kararnamesi 13 milyon Suriyelinin yanlış anlaşılmasın. 13 milyon Suriyeli değil, 7 milyon Suriyeli. 13 milyon Suriyeli, Iraklı, Afganlı, Mozambikli, Kanalı, ne bileyim ben, dünyanın her yerinden gelen kaçak göçeğin geri gönderilmesiyle ilgili olacak. Erdoğan diyor ya, bize kim gelirse gelsin kapımızdan geri çevirmeyeceğiz. Bunu duyan herkes geliyor. Pakistan'da savaş mı var? Onu asıl hiç anlamıyorum ben. Pakistan niye geldi ya? Neden geldi ki? Söyleyeyim. Kendi kendine duruyordunuz orada. Söyleyeyim mi niye geldi? Tamamen TikTok'tan geldi. Alem yapmaya geldi adamlar. Bak, TikTok. Pakistanlı oradan çıkıyor, Türkiye'ye gelene kadar TikTok'tan yayın yaparak geliyor. Geliyor TikTok Pakistanlı buraya. Çok özür dilerim. Türk kızlarının 2-3 tane böyle şeyini çekiyor, görüntüsünü çekiyor. Oraya diyor ki burası şey cennet gibi, huri dolu diyor. Hmm. Duyan geliyor ondan sonra. Bakın bu kadar basit, biliyor musunuz? Bu söylediğim birçoklarına saçma gelecek. Ben ya, söyleyemediğim çok şey var benim. Ya, hiç girmeyelim, ben de biliyorum. Bu dediğim saçma gelecek. Ama bizzat biz göç ensisi olarak biz araştırma yaptık. Bu kadar Pakistanlı nasıl geliyor diye tamamen TikTok üzerinden örgütleniyorlar ve geliyorlar. TikTok'ta şey yayınlıyorlar, telefon numarası. Arıyorsun o telefon numarasını, bir tane adam çıkıyor. Diyor ki buyur. Diyorsun ki ben Pakistanlıyım, oradan buraya geleceğim. Diyor ki buyur gel. Alıyor, oradan buraya kadar getiriyor. Hiç bizim polislerin falan aklına gelmiyor orayı aramak. Ya arayın, yakalayın adamı. Vallahi reklam yapıyorlar ha. Mantıklıymış. TikTok'ta reklam yapıyorlar. Yani bir birim oluşsa, siber birim, sadece otursa onları telefon etse, adam reklam yapıyor. Şu telefonu arayın, sizi güvenli bir şekilde Türkiye'ye götürelim. Kaça getiriyorlar biliyor musun? Çok ucuzdur ya kesin. İran sınırından bu tarafa bir kişiyi 1500 dolara getiriyorlar. Çok hesaplı ya. Dinle ama.
Bir kaçakçı günde 40 kişi getiriyor. Onun masrafı, komisyonu ıvır zıvır çıkıyor. Ne masrafı? Ata biniyor, yürüye yürüye geliyor. İşte yolda bir iki İranlıya rüşvet verir, bir şey yapar, yemesi içmesi. Şimdi tamam, bir dakika dur. Çok güzel para kalır yine. Bir saniye. 1500 dolar çarpı 40 ne yapar? Matematiğin... 60 mı? 80? 100 mü? Ha? 140 mı? 120? 100-120 arası bir şey olması lazım. 40 çarpı 1000, 40 evet. O zaman 60. 60 bin dolar. 60 bin dolar. Değil mi? 60. Bir ayda kaç gün var? 31. Bazen 30. 30 ortalama. Çarp bakayım. 30 çarpı 60. Çok güzel bir ciro. 6. 12. Hocam böyle sorunca kafam karıştı ama. 3 kere 6. 3 kere 18 işte. Tamam, 1 milyon 800 bin dolar. Evet. Temiz para. 180 bin dolar diyecektim. İyi ki siz önce söylediniz ya. Ayda 1 milyon 800 bin çok güzel para. Ben mahvoldum ya. Ayda 1800 dolar çok iyiymiş hocam. 1 milyon 800 bin dolar. 1 milyon 800 bin. Bir kaçakçı. Evet. Sadece bir kaçak. Masrafı ne? İşte 3-5 rüşvet vermek. Peki onu yalnız mı yiyor sence? Yok canım. Mutlaka güzel bir orada bir boğaz vardır. Evet, aynen öyle. Gerisini de söylemeyeyim. Peki hiç sorularla bir şey sorayım. Ya bu adamın hiç projesi yok mu diye soran yok mu? Ya televizyonlara çıkıyorum, bana herkes magazin soruyor. Ben vallahi onu soracağım ama aslında zaman kısa diye. Zaman kısa kaç oldu diye. Bu arada uçağı kaçırmayalım. Bilmiyorum, telefon yanında değil mi? Saat 12'ye 10 var. 12'de çıkmamız lazım demişlerdi. O zaman hızlı sorayım, hızlı cevap verin. Yok, 12 olur çeyrek. Olur mu 12 çeyrek? Yine de daha var soru. Öyle mi? Genel İyi şey. Bakalım. Ya ben açıkça şöyle düşünüyorum. İyi dediniz. Ya Türkiye projeyle pek ilgilenmiyor ya. Muhalif de şeyde. İlgilenmiyor. Hakikaten yani ya. Televizyonlar ilgilenmiyor. Seçmen ilgilenmiyor. Ya arkadaş, magazini bırakın. Bak, 4 tane adayız. Tamam mı? 4 adayın birisi Erdoğan. Şimdi Erdoğan 20 senedir artık yoruldu. Kendini tekrar ediyor. Ülkeye verecek hiçbir şeyi yok. Millet bıktı. O bir fenomen oldu bir adam. Ya bıktık ya, bıktık diyor ya hakikaten. Yani aynen, yani Erdoğan'dan bıktık ya. Vallahi bıktık. Şimdi Erdoğan'dan bıktık da onun yerine gelmek isteyene bakıyorsun, Kılıçdaroğlu. İyi bir insan. Ama o da muhalefette bıktık ondan da. Yani bir insan kaç sene muhalif olur ya? Bayağı uzun oldu. Kaç seçim yenilgisi alır? Epey aldı. 10, 11. 13 mi? 11 mi? Öyle bir şeydi. Ha. Şimdi dolayısıyla ikisi de köhne siyasi. Eskilmiş bunlar. Köhnelmiş. Geriye kalıyor Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Muharrem İnce onlara göre yaş olarak daha genç ama 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olmuş, yenilmiş. Adam kazanmış demiş. O da sırasını sağlamış. En genç, en donanımlı, en bu ülke için idealist Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. Ve daha denenmemiş. Ya bir defa da gelin Sinan Oğan'ı deneyin. Ne kaybedersiniz? Bu gençlere... kısımla ilgileniyorlar. Nasıl? Projeyle değil, bu kısımla ilgileniyorlar işte. Ben de oradan girdim. Aynen, doğru yaptınız. Yani Sinan Oğan'ın projesi var. Mesela ne projesi var Sinan Oğan? Sinan Oğan diyor ki, örneğin üniversitelerde eğitim kalitesini artıracağız diyor. 10 tane üniversitenin öğrenci almasını tamamlayıp sadece master ve doktora öğrencisi alan araştırma üniversitesine çevirecek. Dünyanın en iyi üniversitelerinden 2 tanesi mutlaka Türk üniversitesi olacak. İstanbul büyük bir depremde sokakta çıkacak yer yok. İstanbul'un önemli bir kısmını Anadolu'ya taşıyacağız. İstanbul'u kentsel dönüşme açacağız. Kabul edecek mi ama insanlar? Nasıl? İnsanlar gitmeyi kabul edecek. Kanunla yapacağız bunu. Hiç öyle. Ha, zorunlu mu? Zorunlu. Zorunlu. Anadolu'ya gitmek zorunlu değil. Bize ayırsanız. Kentsel. O gün gelince bir konuşsak. Şimdiden düşme. Kurulu düzenimiz de var. Yok, Anadolu'ya gitmek zorunlu değil. Kentsel dönüşüm zorunlu olur. Yani keyfi kentsel dönüşüm olmaz. Herkesin hakkının korunduğu bir zorunlu kentsel dönüşüm programı açıklayacağız. Şimdi kentsel dönüşüm yapılıyor. Binayı yıkıyorlar, aynısını yapıyorlar. Ha, onu diyecektim. Bu ya. Kentsel dönüşüm değil sonunda ki ya. Sonunda bir muhatap buldum ya. Ya o kadar şey ki, bina yapıldı. Bu eski bina. Yani, 100 yıllık bina yıkıldı. Aynı yere kondu. Yol hala adaptar. Gene kepçe girmeyecek oraya. Evet. Şunun önünü biraz kesin bari. Allah aşkına bu nasıl bir şey? Öyle değil değil. Ada bazlı yapacak. 50 tane binayı orada yıkacaksın. O 50 binayı daha yatay ve daha bitişik mimariyle çok da mantıklı yapacaksın. Önünde park olacak. Spor tesisi olacak. Otopark olacak. Arkadaş ya, yıkıyorsun, aynısını yapıyorsun. Çok mantıklı. Ne nefes alacağın yer var, ne bir şey var. Zemini etüt etmemişsin. Yık yapacaksın.
kentsel dönüşüm değil ki ya. Bizim Ömer'in binası yeni bina. Yanındaki 75 yıllık. Yanındaki yıkılırken Ömer'e hiçbir şey olmayacak mesela yani. Bence olur. Olur. Onun kolonu gelir buna çarpar. Yani. Bir de yani İstanbul'da öyle sokaklar var ki yürümeye korkuyor insan. Orada oturuyorum. Öyle bir yerde oturuyorum. 98 derecelik bir açı var. Tersen böyle. Açı tersi. Şimdi o sebeple biz mesela Türkiye'yi bir çip üretim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Deprem konusu kafamda hocam. Şeyi de sorayım. Yerler. Deprem yapı denetimini nasıl sağlayacaksınız? Ben bu beni çok şey yapan yine. Bugün de ne kadar kaygılı olduğum şeyler konuştum. Evet. Çok kaygılandığım bir konu. Çok zor çünkü bunu devlet alacak galiba. Şimdi yapı denetimini özel sektör yapabilir ama sıkı devlet kontrolüyle. Hı. Yapı denetimi çok önemli. Şu an öyle mi değil mi? Özel sektör yapıyor ama birçok yerde yapmıyor. Devlet denetimi yok gibi. Ya onun için bir defa mesele şeyden başlayacak. Tarlaya betonu gömmeyeceksin. Yani biz tarlaya beton gömmüşüz. Yani. Depremden sonra ben deprem bölgesine gittim. Yakından da inceledim. Tarlaya yapılan bütün binalar yıkılmış. Sert zemine yapılan hiçbir bina yıkılmış. Dere kenarı manzarası güzel diye bina yapıyorsun. Güzel manzaralı mezarlığa dönüşüyor. O yüzden tarlada ekeceğiz, biçeceğiz. Çünkü gıda güvenliği de çok önemli. Türkiye'nin ciddi bir üretime ihtiyacı var. Tarımsal üretime ihtiyacı var. Gıda güvenliğine ihtiyacı var. Mesela ya keşke Cumhurbaşkanları gelsek, otursak karşı karşıya Cumhurbaşkanı adayları. Bir konuşsak. İHA-SİHA. İHA-SİHA teknolojisi güzel. İyi geliştirdik. Helal olsun. Ama ben onu bir adım öteye taşıyacağım. Mevcut hızlarını yetersiz görüyoruz ve hipersonik hıza ulaştırmamız lazım. SİHA teknolojisini. Askeri teknolojileri biz sivil hayata uygulamaya çalışacağız. Bundan ilgili projeleri Türkiye aşırı müsrif bir ülke. Aşırı israf eden bir ülke. Mutlaka Türkiye'yi tasarrufa yönlendireceğiz. Türkiye'de vergi adaletini sağlayacağız. Rant vergisi diye bir vergi çıkaracağız. Adam bir yerde bir imar değişikliği yapıyor. Bir anda o bölgenin en zengin adamından birisi oluyor ama sıfır vergiyle. Olmaz. Öte taraftan asgari ücretten vergi almaya çalışıyor. Asgari ücret demişken asgari ücreti açlık sınırından yoksulluk sınırına doğru çıkaracağız. Bu bile yetersiz ama açlık sınırı 9500 lira, yoksulluk sınırı 30.000 lira. 31 bin lira. Ama onu şimdi ben geçen ay işverendim mesela. Mükellefliğim bitene kadar. Batana kadar işverendim. Ben nasıl ödeyeceğim mesela onu? Bu durumda enflasyon daha fazla yükselmeyecek mi? Şimdi bir dakika. Yani gelir gelmez asgari ücreti 30 bin liraya çıkaracağız. Pardon siz toplam süreçten anladım. Şimdi mesela eskiden emekli olan birisi bir ev bir araba alıyordu. Hatırlarsınız. Ev aldı teyzem. Emekli oldu ev aldı. Şimdi emekli olup evi falan bırakın evin bir balkonunu alamadı. Yeni eleman annesi emekli oldu hiçbir şey alamadı. Buyurun. Hepsinin örneği var. Tam hayatın içinden örneklerle gelmişsin. Yani uzatmayayım. Yani çok sayıda projemiz var. Biz hep projelerle gündeme gelmek istiyoruz. Projelerle konuşmak istiyoruz. Bu arada hiç prompter kullanmadım hayatımda. Evet. Onu. Ve buradan Cumhurbaşkanı adaylarını promptersiz bir tartışma programına davet ediyorum. Keşke olsa ya. Evet, sizin burada olsa ara mesela. Ben onu Oğuzhan abiye şey yaparım ya. Oraya mı paslarsın? Aynen ben ya, elime gelse paslarım ben heyecandan mahvolurum. Gerçekten mi? İmkanım olsa da heyecan yaparım ben. Çok stresli bir şey ya o kadar. Vallahi. Arada kalırım. Yani, yok şu an stresli bir durum yok gayet. Şu an yok. Keyifli biz bir. Biz iyiyiz ama orada kavga çıkar orada. Yok çıkmaz çıkar. Milliyetçiler hakkında hep bir şey var. LGBT'ye karşı çok sertler diye bir düşünce var. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? LGBT hakları ve bu yürüyüşlerdeki müdahaleler falan bunlar ne olacak? Türkiye'de adaleti temin edeceğiz. Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz. Türkiye'de insanlar özgürce düşüncelerini ifade edecekler. Ancak bu bir takım kesimlerin LGBT'liler dahil bir takım kesimlerin işlerine biz karışmayacağız. Yani toplumu rahatsız etmediği sürece insanların yönelimlerini, tercihlerini biz belirleyemeyiz, müdahil olamayız. Toplumu rahatsız edecek boyuta gelmediği sürece. Bizim temel bakış açımız insan hakları çerçevesinde toplumu rahatsız edecek her türlü eylem ve davranışın önünde durmak. Yoksa insanların tercihini değiştirmek, insanların tercihine zorlamak falan değil. Ama şu an zaten AKP de bu savunmayı yaparak yapmıyor mu müdahaleler? Neyi? Müdahaleler. AKP'nin baktığı bakış açısı bu değil. Mesela o yürüyüşler düzenleniyor. Onlar düzenlenebilecek nasıl? Mi? Yürüyüşler. Yani şöyle toplumu rahatsız etmediği sürece ve etmediği çerçevede insanlar yürüyebilir. Yani burada insanları bu şekilde kategorize etmek, ayırmak doğru değil. Yani ben genel olarak insanların kategorize edilmesine karşıyım. Tam demokratik bir memleket yaratmaz peşindeyim.
O zaman şöyle sorayım. Son zamanlardaki yürüyüşler toplumu rahatsız edecek düzeyde miydi sizce? Son zamanlardaki yürüyüşleri doğrusunu isterseniz yakından takip edemedim. Hangisi? Son gördüğünüz bir yürüyüş o zaman. Ben de çok bakmadım. Valla Ankara'da hiç öyle bir yürüyüş yok. Hiç fotoğraf görmediniz mi? Ya fotoğraftan da anlaşılmıyor. Ya bir ara bir yürüyüşler oldu işte. O yürüyüşlerden herhangi biri. Yani şu an yani şeyinde değilim. Yani nasıl bir yürüyüş oldu, nereden kalktılar, nereye gittiler. Taksim'de yürüyorlar ya işte İstiklal'de. İstiklal'de herkes yürüyor. Yani yürüyen yürüyor. Ya bir ara yürüyorlardı. Şimdi şöyle İstiklal'de, hayır İstiklal'de genel olarak yürüyüş yasak. Sadece LGBT'ler değil. Eskiden yasak mıydı? Eskiden de yasaktı aslında ama bu kadar değil. O zaman ben şu soruyu en son şöyle bir daha sorayım. Televizyonlarda, dizilerde, hatta yok Türk televizyonları değil, Netflix falan yasaklanmaya çalışıyor ya LGBT içerikler var diye. Ben genel olarak yasaklara karşı. Her türlü özgür olunacak ya. Şimdi o her türlü dediğinde onun ucu çok açık. Yani Amerika'da yayınlanan bir şey mesela. Türkiye'de yayınlanacak mı aynı şekilde? Türkiye'de insanlar özel olarak gidip bir yerden bir şey alabiliyor zaten. Öyle değil mi? Gidip siz bir yerden bir kaset alıp izleyebilirsiniz her türlü içeriği. Evet. Doğru mu? Onu insanların genelini açmadıktan sonra özel olarak tercihte bulunup gidip bir şey alıp izliyorsanız izleyin. Parayla alınan şeyleri yasaklamaya çalışıyorlar zaten şu an. Yok. Biz genel olarak yasaklara karşıyız. Özelde ise toplumun genel eğilimlerine bakarız. Bunu da yaparken o yasaklayıcı zihniyetle değil toplumun genelini koruma anlamıyla yapıyoruz. Refah Partisi zinayı yasaklayacakmış direkt. İki kişi arasında geçen bir şey yani. Şimdi zina nedir? Ticaretinden bahsetmiyor bir de. Şimdi yani. Zina mesela arasında. Bebek sahilinde. Onu demiyor. Kendin ha. Evdeki. Evet, evli mi? Değilsen zinaymış. Onu yasaklayacakmış. Yani. Yanlış bilmiyorum değil mi hocam? Ya, yanlış biliyor olabilirsin. Nereden bunu şey yapacak gidip? Instagram'da paylaşıyorlar. Ya, her Instagram bilgisine de inanmam ama bilmiyorum. Duymadım ben onu. Sileriz yoksa. Ben hele almayalım başımıza. Evet. Sokak hayvanları hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Sokak hayvanlarını çok severim. Sokak hayvanları diye kategorize edilen kesimin de bir can olduğunu, özellikle bazı belediyelerin yanlış uygulamaları, bazı insanların gaddarca zehirleme girişimlerinin kesinlikle karşısındayım. Ben çocukluk yıllarımdan beri hayvanlarla iç içeyim. Şimdi de köpeklerim var, tavuklarım var, güvercinlerim var Ankara'da. Bu kadar siyasetin içinde. Mesela en beni rahatlatan şey mesela onlarla geçirdiğim vakittir. Bütün o sinirim, stresim gider. Sokak hayvanlarının da aynı şekilde ben bir, kısırlaştırması gerektiğini düşünüyorum. İki, itlaf, ne bileyim zehirlenme kesinlikle karşıyım. Bütün aşılarının vesairenin her şeyinin yapılması ve belli bir kontrol altında olması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi Türkiye'de 10 bin işsiz veteriner var. 10 bin. 10 bin kişiyi istihdam etmek bir kısmı belediyeler üzerinden Türkiye'ye ciddi bir yük getirmez. Bir, o veterinerler iş sahibi olur, işsizlik ortadan kalkar. İki, bu alanda ciddi bir çalışma yapılabilir. Evet, kısa vadede bitmez, orta vadede biter. O genel olarak mesela doğada bir denge var. Sokak hayvanlarında da öyle. Yani böyle toplu bir hale gelip insanların yoldan geçişine falan engel oluyor, çocukları parçalıyor, bilmem şey yapıyorsa önlemek lazım. Önlemek de öldürerek değil, sınırlandırarak. Mesela kediler de böyle grup halinde geziyor, ne bileyim. O zaman pet shopları kapatıp oradan hayvan edinme noktaları haline getirilebilir. Onlar ve insanlar hayvanları pet shoplardan parayla satın almaz. Buralardan edinilir. Pet shoplar kapandı ama yine kedi satıyorlar 10 bin 20 bin liraya. Öyle mi? Sahiplendiriyoruz diyorlar. Ha. Arıyorsun 20 bin lira. Yani o da masrafları diyor işte. Benim böyle masraf 20 bin ne yaptın kediye masraf doğdu zaten. Kendi başına duruyor. He, duruyor orada. Muharrem İnce'ye de size de şey diyorlardı. AKP tarafından destekleniyor, muhalefeti bölsün bana diye demiyorlardı. Onu diyen siyaset bilmiyor. Ya diyorlar dedim yani Twitter'da falan insanlar yazıyorlar. Ben soru CHP Genel Başkanı değilim ki. Ben CHP Genel Başkanı'na aday olmadım ki CHP'nin oyunu böleyim. Ben ama muhalefetten de oy alacaksınız şöyle, ya. Ben MHP Genel Başkanlığı'na adaydım. MHP milletvekiliydim. Öncelikle ben en çok da MHP'den oy alacağım. İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na vermeyecekleri alacağım. Aynı zamanda sandığa gitmeyeceklerden alacağım. Bunlar ne demek? Bunlar eğer bir seçimde sandığa az yansırsa insanlar iradesi iktidara yarar. Tam bu açıklamanızı diyecektim. Bir başka programda öyle olmadığınızı derin açıklamıştınız diyecektim. Onu diyemedim. Şeyin devamında şeyi soracağım. Muharrem İnce için de aynısını diyorlar. Muharrem İnce'nin öyle olduğunu düşünüyor musunuz? Yani ben burada şahısları değerlendirmem, meseleleri değerlendiririm. Muharrem Bey ile ilgili öyle midir değil midir bilmem, kendisine sorunuz. Ama ben şunu görüyorum, yani Muharrem Bey'in oy aldığı kitleye bakıyorum ben. Oy aldığı kitle Muharrem Bey'in ülkücüler, milliyetçiler değil. Kim?
CHP tabanı. AKP mi? Muharrem İnce. Alır AKP'den biraz. Bir ufak bilmiyorum. Alır ya. Ya, tamam, analitik ya. Biri değilim siz şeyde çalışıyorum. Yani ben bir şey demeyeyim yani. Evet, Hüdapar ve yeniden Refah Partisi'nin bulunduğu Cumhur İttifakı bu sefer de kazanırsa ülke ne durumda olur sizce? Şimdi ümitsiz olmamak lazım. Öncelikle biz Türk milletini HDP ile Hüdapar arasında sıkışmaktan kurtaracağız. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bir blok halinde tek bir adaya oy verdikleri takdirde bu dediğiniz olmaz. Türk milliyetçilerinin müsaade etmediği hiçbir oluşum kazanamaz. Bir, Türk milliyetçilerinin desteklediği aday kazanır. Olası Türk milliyetçilerinin desteklediği aday yani Sinan Oğan kazanamazsa bile bizim bugün sağlayacağımız birliktelik şunu bize getirir. Bizim müsaade etmediğimiz bir yapı iktidara gelemez. HDP'ye veya Hüdapar'a kimse muhtaç olmak zorunda kalmaz. O yüzden de iki şey istiyorum. Bir, sinanoğan.com'a girip gönüllü olsunlar vatandaşlarımız. Siyaseti gönüllü yapalım, beraber yapalım. İki, 42 gün sonra belki de daha az seçim sonuçları artık belli olacak. O yüzden önümüzde aşağı yukarı 40 gün var. Gelin beraber çalışalım. Sinan Oğan'ı destekleyin. Hayatınızda bir değişiklik yapın. Bu defa geçmişe değil geleceğe oy verin. Bu defa umutsuzluğa değil umuda oy verin. Düşünmüyoruz bile diyorsunuz yani öyle bir ihtimal. Olmayacak diyorsunuz. İnşallah. Olmayacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Samimiydiniz gerçekten. Değişik benim için de değişik bir program tarzı oldu ve çok da keyifli, eğlenceli. O kadar yorgun olmama rağmen. Aa Yusuf Bey. Program oldu. Yok rozet. Rozet yok ama. Ha rozet pardon parti. Parti yok. Evet, partisi var sandım pardon. Gel bari giderken birlikte gidelim yani. Biz normalde sonda şey yapıyoruz rozet taktırıyoruz da sizin rozetiniz yok. Benim rozetim Türk milletinin rozeti. Türk bayrağı. Evet arkadaşlar aldınız. Fotoğrafını koyalım diyeceğim cenaze dönüşü gibi olacak o da olmaz o da. Ben bitişi yap. Bitişi yapayım. Evet. Bitiş yok öyle. Biz konuşurken video bitecek. Arkadaşlar yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. O an geliyor. Harikasın ya. Vallahi bu kadar güzel bir bitiş görmemiştim. Ben de tamamlayayım müsaade. Sığınmacıların gideceği o an geliyor. Liyakatsizliğin biteceği o an geliyor. Gençlerin artık yurt dışına gitmek zorunda kalmayacağı o an geliyor. Tersine beyin geçirin olacağı o an geliyor. Bu ülkede dayı aramak zorunda... Taşkın mı? Oluyorsun. O an geldi mi yoksa? O an geldi gidiyor. Bir şey mi bastık? Kulardı. Çok teknolojik. Teknolojinin geleceği o an geliyor. Bu ülkede rant ekonomisinin biteceği, üretim ekonomisinin yerine geleceği o an geliyor. Dolayısıyla da o an geldiğinde bu mevcut yapılı düzen, tahterevalli siyaseti geride kalacak. Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin yöneteceği aydınlık ve gelecek Türkiye'si o an geldiğinde gelecek. Evet, çok güzel şey oldu. Güzel bağladık. Hayır, soyadınız da çok uyumluymuş gerçekten. Bir slogan oluşturmaya çok uygunmuş soyadınız. Evet. O an evet. Çok... Bu arada geçen Galatasaray o an diye bir şey paylaşmıştı. Hı. Ben normalde Beşiktaşlıyım. Ben de çok hoşuma gitti. O an. Benim de sloganım ya. Hı hı. İşte üstüne geliyor diye paylaştım. Allah! Büyük bir harf çıktı orada. Bütün takımlarımızı milli maçlarında destekliyorum prensip olarak. Evet. Ve hepsinin kazanmasını istiyorum. Evet, yurt dışındayken. Hem buradayken de Beşiktaşlıyım. Ve Iğdır sporluyum. Bir de traktör takımını tutuyorum. Tebriz'de. Traktör takımı. Evet. Tavsiye ederim. Traktör mü sürüyorlar? Ne? Konuyla ilgi düzeyi. Traktör fabrikasının oradaki en büyük traktör fabrikasının sponsor. takımıydı. Ama şimdi oradaki bütün Türklerin takımı oldu. Hmm. 50 bin kişi aynı anda sahada mesela ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Kurt gibi bazen oluyor. Traktör takımına tavsiye traktör ederim. Traktör takımını yani. İzleyelim hocam. İzleyin. Taraftarı olacaksınız. Bu maç konularında da takım ve taraftar konularında da hepimiz aynı yere tarafız. Türk milletine tarafız. Messi mi Ronaldo mu? Nasıl? Messi mi Ronaldo mu? Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Çünkü o bir mücadelenin simgesidir. Ronaldo şey yapmadı hiç. Bağış yapmadı da. Evet ya. Messi yaptı. Geri aldım. Messi diyelim. Messi ile Mbappe yaptı.
Neymar yani yapmalı. Ben şey açısından bakmıştım. Futbol kariyeri. Şahsiyet şeyi olarak. Futbol kariyeri açısından olarak. Ama depremde evet. Messi'nin desteğini gördük, Ronaldo'nu görmedik. Doğru diyorsun. Messi daha iyi topçu bence. Yani Messiciler Messiciler mi var burada? Urfa'ya gittim, hediye olarak Messi forması aldım. O kadar. Evet. Çok saçma bir ikili yani Urfa ile Messi ama forması. Ama Ronaldo'nun hayatında da bir mücadele var. Ben hep o tür mücadeleyi... Var ama Filistin kadar da değerimiz olsaymış yani Türkiye olarak. Değil mi? Doğru diyorsun. Evet. O zaman kalkalım. Bitirelim istersen. Uçak kaçmadan kalkalım. Uçak kaçacak. Aynen. Sağ olasınız. Şu yerde kalkalım. Onu ben alayım. Bunu isterseniz çıkaralım. Tamam. Bir de fotoğraf faslı yaparsak çok güzel olur. Sevindiriyor. Aynen duyurmak. Ne zaman yayınlanır? Murat'ın bugün... pazar. Hı-hı. Ne zaman yayınlanır? 4-5 gün. Ooo bu kadar. Belki 2 hafta yapılır. He? Belki 2 hafta yapılır. Yok canım. Aynen. Oh,